Evet efendim, programımızın birinci bölümünde ilk konuğumuz GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır olacak. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kudret, küresel piyasalarda hisse senetlerinde bir düşüş var ama daha da önemlisi ABD 10 yıllıkları yeniden %3 seviyesinin üzerine attı. Ve dolar endeksine baktığımız zaman 102.70'lerde, yani 103 seviyelerine oldukça yakın ki teknik olarak da 104 seviyesinin oldukça önemli görüldüğüne dair de yorumlar bir hayli sıklıkta. 2.72-2.75'lere kadar gevşeyen bir 10 yıllık vardı ve yeniden %3 seviyesinin üzerindeyiz. Bunun sebebi neye bağlıyorsun? Son dönemde özellikle Eylül toplantısında Amerikan Merkez Bankası'nın 25 baz puan mı 50 baz puan mı faiz artışı yapacağına ilişkin tartışmalar varken FOMC üyelerinden birisinin Eylül'de ara verebiliriz eğer göstergeler iyi gelirse şeklinde mesajı vardı. Bu biraz piyasalarda iyimserlik yaratmıştı. Fed'in üzerindeki o baskıyı biraz olsun kırmıştı ama son süreçteki görüntü buradaki enflasyonla mücadele konusunda daha agresif bir tonda görüntünün faizin devam edebileceği beklentisi Eylül ayında şu anki tahminlerde de bu çok net bir şekilde görülmekte 50 bas puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi. Böyle bir senaryoda hem Haziran'da Temmuz'da zaten bilinen bir gerçekle 50 bas puanlık faiz artışı üstüne bir de Eylül ayındaki toplantıda böyle bir senaryo ortaya çıkınca Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranlarında %2.75'in üzerinde hareketlerini 3'lerin de üzerine taşıma görüntüsü oluşturdu. İlaveten de burada enflasyonist korku ister istemez mevcut fiyatlamalar üzerinde dolardaki o yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırmış oldu. Şöyle de bir gerçek var aslında, %8.5 enflasyon rakamı vardı. Son gelen her ne kadar piyasa beklentisinin üzerinde olsa da %8.3 gelmiş. Yani %8.5'tan %8.3'e gerilemişti. Buna rağmen bir korku var ve bu korku ister istemez mevcut Fed'in aksiyonlarını biraz daha agresifleştirme konusundaki beklentiyi kuvvetlendiriyor. Nitekim Cuma günü Amerika'dan enflasyon verisi sonucuna ulaşacağız ve buna göre de bu tahminlerde revizyonlar olacaktır muhakkak. Peki Kudret, Cuma günü ne bekliyorsun? Yani dediğin gibi 40 yılın zirvesi %8.5, hadi 8.1 bekleniyordu, dediğin gibi 8.3, yani beklentilerden daha düşük montanlı bir geri çekilme var ama Cuma günü son geri çekilmenin devamını bekliyor musun enflasyonda, Amerika için söylüyorum? Şimdi piyasa beklentisinde manşet enflasyonda herhangi bir değişim beklenmiyor. Zaten %8.3'lük bir paralel görüntü söz konusu. Ama çekirdek enflasyonda %6.2 önceki rakamken piyasa beklentisi %5.9. Yani bu noktada çekirdek tarafında bir aşağı yönlü beklenti söz konusu. Tabii hani rakamsal anlamda Amerika'daki çekirdek enflasyon ve manşet enflasyon rakamlarında beklentinin altında kalma senaryosu piyasaları biraz nefes almasına, borsalarda tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon oluşmasına, hatta Eylül toplantısındaki o 50 bas puanlık beklentinin bir miktar daha aşağı inmesine olanak tanıyabilir. Ama bunu tetikleyecek bir gösterge şu an için var mı? Yani istihdam piyasasındaki ilerleme devam ediyor. Yine Cuma günü tarım dışı istihdamla birlikte baktığımız ortalama saatlik gelirlere baktığımız zaman da ücretlerdeki artış bir öncekine göre paralel geldi. Bu sebeple de beklentiye paralel bir sonuç çıkması, manşet enflasyonu yani %8.3 çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Burada çekirdek enflasyon, çekirdek veriler biraz daha fiyatlama içerisine girebilir. Orada özellikle %5.9'un da altında gelmesi biraz daha nefes alınmasına imkan tanıyabilir. Ama orada da ben çok daha alt bölgelerde olacağını düşünmüyorum. Peki Kudret, resesyon ve enflasyon arasında sıkışan bir piyasa var. Yani bir taraf diyor ki enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla Fed çok fazla agresif adım atacak yıl içerisinde. Hatta politika faizini işte %2.5 olan nötr faiz oranına değil,
%3 hatta 3,5 bandına doğru çekecek diyen bir taraf var. Diğer kesim resesyon beklentisinden dolayı Fed'in öyle çok da rahat bir şekilde, yani amiyane tabi elini kolunu sallaya sallaya çok kuvvetli bir faiz arttıramayacak diyen taraf var. Hangi taraftasın? Yani diğer bir sorum aslında şu, yani sorumun özü şu. Resesyon ihtimali rafa mı kalktı sence? Çünkü şu andaki son dönemdeki fiyatlamalara baktığımız zaman bu fiyatlamalar resesyon fiyatlaması değil gibi duruyor. Ne dersin? Şimdi tabii iktisadi anlamda baktığımız zaman da hangisinin çözümü daha kolay dediğimiz zaman tabii ki işin büyüme tarafını çözmek daha kolay olacaktır. Ama enflasyon konusunu çözmeden biz büyümeye odaklandığımız zaman başımıza neler gelebileceğini az çok zaten tecrübe katarak biliyoruz. Şimdi bu noktada Fed zaten enflasyon temasını çok daha fazla gördüğü için faiz konusunda agresif görüntüsünü devam etmeye çalışıyor. Tabii enflasyonla bu kadar mücadele etmenin karşılığında ve agresif faiz artışı karşılığında ister istemez büyümedeki o yavaşlama ve aşağı yönlü eğilim olması da kaçınılmaz olacaktır. Burada iki mevcut göstergede denge kurma arayışında olacak bir Fed göreceğiz yeni dönemde. Tabii ki enflasyon onun için öncelikli olacaktır. Ama buna karşın ben büyümeden de vazgeçeceğim şeklinde bir görüş içerisine girmeyecektir. Bu dengeyi sağlayabilmek adına da enflasyon ve istihdam piyasasındaki dinamikleri, göstergeleri takip etmeyi sürdürecektir. Yani baktığım zaman iktisadi anlamda enflasyon teması daha fazla önem arz edilmekte ama işin fiyatlama reaksiyonu, işin borsa performanslarına odaklandığımız zaman da yine büyümeye dikkat edilmesi gerektiği hususunda hani hem iktisadi hem de trader kafa yapısıyla bu şekilde söyleyebilirim. Ama yine Merkez Bankası odaklamasına baktığımız zaman da enflasyon önceliği ve enflasyon büyüme dengesini koruyabilecek politikalarla yılı tamamlayabileceğini söyleyebilirim. Peki Kudret, şimdi Fed'i çok konuşuyoruz ama henüz adım atmamış ve adım atmak üzere olan bir Avrupa Merkez Bankası var. Ki bu haftada bir toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısından bir şey bekliyor musun? Ya da hangi mesajlara odaklanacaksın? Aslında evet, Avrupa Merkez Bankası daha yeni adım atacak. Hatta bu kadar geç kalmasına da Lagarde hiçbir şekilde yanlış yaptığını söylemiyor. Bakalım gelecek dönemde Powell gibi bir burada biz yanlış yaptık ya da geç kaldık diyecek mi, onu da yeni dönemde takip ediyor olacağız. Şimdi hatırlatalım istersen Eren mevcut Lagarde'ın son söylemlerini. Haziran ayı itibariyle tahvil alımlarını sonlandırma, Temmuz ayı itibariyle ilk faiz artışı, Eylül sonu itibariyle mevduat hesap oranındaki o negatifliğin pozitif tarafa dönme senaryosunu konuşmuştuk. Aslında bu plana sadık devam ediyor Avrupa Merkez Bankası. Tabii burada şu var, faiz konusunda çok daha agresif bir tona bürünebilir mi? Bunu takip ediyor olacağız. Çünkü Temmuz toplantısında hani ve Eylül toplantısı 25-25 mi gidecekler yoksa 50-50 mi gidecekler? Bunların tartışmaları olacaktır muhakkak. Basın danışmanlarının ve ekonomistlerin Lagarde'a bu arada soracağı sorular mevcut görüntüyü inceleyebilmek adına önemli olacaktır. Haziran'da hani bilinenin dışında ekstra bir mesaj verecek midir? Ben Lagarde'ın bu konuda yine daha önce olduğu gibi biraz daha sakin kalacağını düşünmekteyim. Çok daha agresif bir tona girer mi? Girmesi için sebepler var mı? Buna bakmak lazım. Enflasyon evet yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ama önünde de bir Fed örneği var. Çünkü Fed de agresif başlayıp sonra tekrar normalleşmeye gitmeye çalışırken yine bir agresif sürece gitmeye başladı. Bu sebeple de ECB Fed'deki o tecrübeden dolayı daha sakin adımlarla hareketlerini sürdürecektir. Bu sebeple de çok ekstrem bir şey beklememek gerekiyor Perşembe günkü ECB toplantısında, Lagarde'ın açıklamalarında. Ama ana plana sadık kalacağını söyleyebilirim. Sadece basın danışmanları ve ekonomistler Lagarde'ı sıkıştıracaktır. Orada ağzından kaçıracağı ya da piyasaları gerçekten daha agresif bir tonla yönlendirecek mi, bunu takip ediyor olacağız. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır. Değerli katılım için çok teşekkür ederiz.